Evet arkadaşlar herkese merhaba. Derslerimize, soru çözümlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz sınava az bir süre kaldı. Mümkün mertebe e, tarihten hatasız bir şekilde, yanlışsız bir şekilde geçebilmeniz için e, bu çözdüğümüz soruların üzerine düşmeniz gerekiyor. Bunu tekrardan size söyleyeyim. E, sorularımıza geçelim arkadaşlar. Başlayalım birinci sorudan. Aşağıdakilerden hangisi milli mücadele döneminde imzalanan Ankara Anlaşması'nın sonuçlarından biri değildir? Evet arkadaşlar hatırlarsanız Ankara Anlaşması Sakarya Savaşı'ndan sonra Fransızlarla imzalanmıştı ve Güney Cephemiz kapanmıştı. Bakalım bizden istenmeyen yani olmayan Ankara Anlaşması'nın sonuçlarından biri olmayan şıkkımız neymiş? Şimdi soru kökü burada çok önemli. Çünkü tarih sorularında genelde soru kökünden hata yapıyorsunuz. Sizden değildir istiyor ama siz olanı buluyorsunuz. O yüzden soru köküne tekrardan dönüp bakın her zaman. Evet bakalım. A. Misak-ı Milli'den taviz verilmesi. Hayır. B. Fransa'nın Misak-ı Milli'yi tanıması. Hayır. C. Güney cephesinde savaşın sonlandırılması. Hayır. D. Hatay ve İskenderun Suriye'ye verilmesi. Hayır diyoruz. Bunların hepsi var arkadaşlar Ankara Anlaşması'nın sonuçlarında. E şıkkı Doğu Trakya'nın savaş yapılmadan kurtarılması. Arkadaşlar Doğu Trakya'nın savaş yapılmadan kurtarılması hangi idi? Mudanya değil mi? Mudanya Ateşkesi ile Doğu Trakya yani Kırklareli Edirne'yi e, biz savaşmadan kurtarıyorduk. O yüzden cevabımız Edirne. Evet geçtik ikinci soruya. Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru yayımlanan Wilson ilkelerinin bir Yenen devletler yenilen devletlerden toprak almayacaklar. 2. Azınlıklara kendini yönetme hakkı tanınacaktır. 3. Devletler arasında gizli anlaşmalar imzalanmayacaktır. 4. Boğazların yönetimi uluslararası bir komisyona bırakılacaktır. 5. Ülkelerin gelişmelerini kısıtlayan uluslararası ekonomik engeller kaldırılacaktır. Maddelerinden hangilerinin Osmanlı Devleti'nin aleyhine yani Osmanlı Devleti'nin ee, menfaatine olmayan e, maddeler olduğu düşünülebilir. Evet arkadaşlar bize 5 tane madde vermiş. Bunlardan Osmanlı aleyhine olanları bulacağız. E, yenen devletler yenilen devletler toprak almayacak. Bu Osmanlı'nın lehine işine gelir. 2. Azınlıklar kendini yönetme hakkı tanıyacaktır. Osmanlı'da birden çok fazla azınlık olduğu için bu Osmanlı'nın aleyhine olur. O yüzden ikinci öncülümüz var diyoruz. 3. Devletler arası gizli anlaşmalar imzalanmayacak. Bu da Osmanlı'nın lehine Osmanlı'nın aleyhine değil. 4. Boğazların yönetimi uluslararası bir komisyona. Boğazlar derken nereden söz ediyor arkadaşlar? İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı değil mi? Uluslararası bir komisyona bırakılması Osmanlı'nın aleyhine arkadaşlar. Lehine değil. 4 e, da var diyoruz. 5'e bakalım. Ülkelerin gelişmelerini kıslayan uluslararası ekonomik engeller kaldırılacak. Bu da Osmanlı'nın lehine bir şey. Bizden aleyhine olanlar istenmiş. 2-4 cevabımız Bursa. Geldi 3. soruya. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni düzenli bir ordu kurmaya zorlayan nedenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Bakalım. Kuvayi Milliye'nin belli bir otoriteye bağlı olmaması. Evet bu var. Türk vatandaşının düşman işgalinden kurtarılmak isten Türk vatandaşının düşman işgalinden kurtarılmak istenmesi. Evet. Kuvayi Milliye'nin disiplinsiz davranışları. Evet bu da var. Kuvayi Milliye'nin düşman ilerleyişini durdurmada yetersiz kalması. Evet arkadaşlar. Neden? Çünkü Kuvayi Milliye biliyorsunuz sivil halkın oluşturduğu küçük küçük birliklerden oluşuyordu. O yüzden e, yetersiz kalıyordu. E, cevabımız Bursa Kuvayi Milliye'nin işgallerden kurtardıkları yerlerde bağımsızlıklarını ilan etmeleri. Böyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Burada e, ki doğru şıkkımız Bursa oluyor. Gelelim dörde. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın aşağıdaki hükümlerinden hangisi itilaf devletlerinin yapacakları işgallere hukuki gerekçe oluşturmaya çalıştırdıklarının kanıtıdır. Evet bu soru biraz hani soruyu okurken anlamanızı zorlaştıracak bir soru. iki defa üç sefer okumanıza sebep olacak bir soru ama konsantrenizi iyi toplarsanız arkadaşlar bu soruyu 10 saniyede yaparsınız. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın aşağıdaki hükümlerden hangisi İtilaf devletlerinin yapacakları işgallerde bakın burada hukuki gerekçe yani mazeret kendilerine bir mazeret oluşturmaya çalıştırdıklarının kanıtı olan maddeyi soruyor bize. Bakalım A. Türk ordusunun sınırları denetlenmesi ve iç güvenliği sağlamabilmesi için gerekli sayıdan fazla olan askerlerin terhis edilmesi. Hayır bu işgal sebebi değil. B. Devlet makamlarının haberleşmesi dışında telsiz telgraf haberleşme istasyonunun itilaf devletlerinin denetimi altına bırakılması. Arkadaşlar bu da işgale bir sebep değil bir bahane değil. C. İtilaf devletleri güven, güvenliklerini tehdit altında gördükleri herhangi bir durum ortaya çıkarsa istedikleri stratejik bir bölgeyi işgal edebileceklerdir. Evet işte bahane bu arkadaşlar gördüğünüz gibi kendilerine tehlikeli gördükleri yerleri işgal edecekler. Bu bir bahanedir arkadaşlar ve cevabımız C. oluyor. Gelelim 5. soruya. Mustafa Kemal'in milli mücadele yıllarında milli idare kavramını kullanmaya özen göstermesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hakimiyet milletindir ilkesini benimsemesi ile ulaşmak istenilen temel amaç aşağıdakilerden hangisidir? A. İşgalleri engellemek için güçlü bir devletin himayesine girme fikrini kabul etmek. Yani mandayı kabul etmek diyor. Hayır. B. Milletin egemenliğine dayalı bağımsız bir devlet kurma fikrini yaygınlaştırmak. Evet arkadaşlar cevabımız Bursa. Direkt bulduk. Buradan bizden istediği bu. Geldik 6. soruya. 1. Dünya Savaşı'nda yaşanan Rusya'nın Bolşevik ihtilalini yaşaması, ABD'nin savaşa katılması, Bulgaristan'ın savaşa katılması gelişmelerinden hangileri? İtilaf devletlerinin lehine sonuçlanmıştır. İtilaf devletleri kimlerdi? Arkadaşlar, üçlü ittifak, üçlü itilaf. İngiltere, Fransa ve Rusya değil mi? Şimdi bunların lehine olanı soruyor. Yani İtilaf devletinin lehine. E, Rusya'da Bolşevik itilali çıktı. Rusya savaştan çekildi. İtilaf devleti güç kaybetti. Aleyhine bir yok. ABD savaşa katıldı. İtilaf devletinin yanında ve savaşı hızlı bir şekilde bitmesini sağladı. Lehine iki var. Üç Bulgaristan savaşa ittifak devletleri arasında katıldı. Düşman devlet olarak katıldı. O yüzden aleyhine cevabımız arkadaşlar yalnız iki Bursa oluyor. Geldik 7. soruya. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in fikir hayatının oluşumunu ve gelişimini etkileyen unsurlardan biri değildir? A. Yeni fikir ve düşüncelerin oluştuğu Selanik gibi özgür bir ortamda yetişme imkanı bulması. Evet. C. Manastır'daki meşrutiyet yanlısı öğretmenlerinden memleket meselelerini öğrenmesi. Evet. Namık Kemal'in şiirlerindeki vatan ve millet sevgisinden etkilenmesi. Evet. Fransız ihtilalinin ortaya çıkardığı milliyetçilik ve milli egemenlik fikirlerinden etkilenmesi. Evet arkadaşlar bunların hepsi Mustafa Kemal'in fikir gelişiminde etkilidir. Ama annesinin isteğiyle okul hayatını geleneksel eğitim veren mahalle mektubuna başlaması. Arkadaşlar bu Mustafa Kemal'i etkileyen unsurlardan birisi değildir. Cevabımız gene Bursa. Gelelim 8'e. Kuvayi Milliye'nin milli mücadele döneminde sağladığı faydalar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Ee, bakalım. Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı çıkan iç ayaklanmaların bastırılmasında etkili olmuştur. Evet arkadaşlar özellikle e, Çerkez etem bu konuda çok e, etkiliydi. E, en güçlü kuvayi milliye birliklerinden birisiydi ve işgalleri şey iç iç ayaklanmaları bastırmaya da çok etkili olmuştu. B. Yurdu işgallerden kurtarmıştır. Hayır arkadaşlar yurdu işgallerden kuvayi milli değil düzenli ordu kurtardı. Bunu bu şekilde biliyoruz zaten. O yüzden cevabımız Bursa dedik gene geçtik. 19. yüzyıl Osmanlı Devleti'ne pek çok alanda değişimin yaşandığı bir dönemdir. Aşağıdakilerden hangisi bu değişimin yaşandığı alanlardan birisi değildir. Bakın siyasi sınırlar 19. yüzyıl diyor yani 1800'lü yıllar daha dünya savaşı çıkmadan önce siyasi sınırları değişti mi? Değişti. Toprak kaybetti. Yönetim anlayışı değişti mi? Değişti. Mutlak monarşiden meşrutiyete geçildi. Kültürel hayat bu bir kalsın bakalım. Demografik yapı, nüfus. Arkadaşlar Kırım gibi, Balkanlar gibi, Kafkaslar gibi yerlerden göç aldı Anadolu. O yüzden nüfus yapısı da değişti. Ee, kültürel yapısı da değişti. Kültürel hayatı da değişti arkadaşlar. Hatırlarsanız biraz daha batı yönlü sanat öf, akımları, barok ve rokoku üslubunda camiler yapılmaya başlandı. Ortaköy Camii örneğin. Ee, bunlar da kültürel hayata etkisi. Ee, e şıkkında hanedan ailesinde değişiklik yaşanmadı arkadaşlar. osmanlıoğlu ailesi yani Osmanlı hanedanlığı e, bu yüzyılda da devam etti diyoruz. Cevabımız Edirne. 10. soru aşağıdakilerde anlaşmalardan hangileri esasları Paris Barış Konferansı'nda belirlenmemiştir. Esasları Paris Barış Konferansı'nda belirlenmeyen anlaşma. Versay Anlaşması. Yani Almanlarla Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan en ağır anlaşma olarak bildiğimiz Versay Anlaşması. İkinci Dünya Savaşı'nın da çıkma nedeniydi değil mi? Saint Germain Anlaşması. Evet şeyle Macaristan'la e, imzalanan e, pardon Avusturya'ya imzalanan anlaşma. Evet bu da var diyoruz. nöyi Macaristan. Siryanon, Bulgaristan. Bunların arkadaşlar hepsi Paris Barış Konferansı'nda savaşı bitiren konferans aslında. Burada e, ba belirlendi. Ama arkadaşlar biliyorsunuz ki Osmanlı Devleti ile Mondros Ateşkes imzalanmıştı ve bu süreç bu süreçte Türklerin bir ee, yani anlaşma hani Osmanlı toprakları çok zengin olduğu için tabi toprak paylaştırma konusunda devletler tam bir e, yargıya varamamışlardı. Tam bir anlaşmaya varamamışlardı. Aralarında ihtilaf olmuştu. Ve Sevr anlaşması daha sonra Paris Barış Konferansı'ndan daha sonra e, belirlenmişti arkadaşlar. O yüzden cevabımız Sevr. Osmanlı ile imzalanacak olan Sevr. Geldik 11 soruya birinci İnönü Muharebesi'nde Yunanları yenilgiye uğraması üzerine İtilaf Devletleri Londra'da bir konferans yapılmasına karar vermişlerdir. Konferansa İstanbul Hükümeti'nin yanında Büyük Millet Meclisi temsil eden yetkiliyi de davet et bir yetkili de davet etmişlerdir. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A. İtilaf Devletleri birinci İnönü yenilgisini kabul etmemişlerdir. Ulaşamaz, ulaşılamaz. B. İtilaf Devletleri'nin Anadolu'daki işgalleri son sona ermiştir. Hayır. C. Birinci Muharebesinden sonra İtilaf Devletleri barış yanlısıdır. Hayır. E. Londra Konferansından sonra Yunanlar geri çekilmiştir. Hayır. D. Dönelim arkadaşlar. İtilaf Devletleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hukuki varlığını kabul etmek istememişlerdir. Tek başına meclisi çağırmamış. Yani savaşı kazanan meclis ama İstanbul Hükümeti'nden de e, insanları davet ediyor. O yüzden arkadaşlar burada cevabımız Denizli oluyor. Gelelim 12. soruya. Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşı'nın çıkmasında etkili olan genel nedenler arasında yer almaz? Bakın genel neden diyor. 1. Dünya Savaşı'nı çıkaran genel nedenler arasında yer almaz. Milliyetçilik akımı yani ulus devletlerin kuruluşu, sömürgecilik yarışı, silahlanma ve bloklaşma, Rusya'nın Balkanlara hakim olma mücadelesi, ham madde pazar ihtiyacı. Bu şimdi sizi zorlayacak bir soru arkadaşlar. Çünkü bunların hepsi genel neden olarak göreceksiniz. Ama dünya çapında bakmanız lazım bir devlet açısından değil de devletlerin genel sıkıntısı olarak bakmanız lazım Milliyetçilik akımı devletlerin genel sıkıntısı sömürgecilik genel sıkıntı silahlanma ve bloklaşma genel sıkıntı ham madde ve pazar ihtiyacı genel sıkıntı ama ne diyor Rusya'nın Balkanlara hakim mücadelesi. burada bir devletten bahsediyor bize e, ve bu genel neden değil olamaz diyoruz cevabımız denizli 13. soruya geldik. Mondros Ateşkes Anlaşması'nı Osmanlı Devleti adına imzalayan ve Balkan Savaşları'ndaki başarılarından dolayı Hamidiye Kahramanı olarak da tanınan kişi aşağıdakilerden hangisidir? İsmet İnönü, Rauf Orbay, Refet Bele, Cemal Paşa, Ali Fuat Paşa. Arkadaşlar biz biliyoruz ki Mondros Ateşkes Anlaşması'nı Rauf Orbay imzaladı değil mi? Hamidiye Kahramanı aynı zamanda cevabımız Bursa. E geldik 14. soruya. Selanik şehrinde çok uluslu yapının aşağıdakilerden hangisini ortam hazırladığı söylenemez? A milliyetçilik akımının etkilerinin yoğun olarak görülmesine, evet. B Atatürk'ün fikir hayatının zenginleşmesine, C azınlık haklarının kısıtlanmasına. Azınlık haklarının kısıtlanması arkadaşlar burada söylenemez. Söylenemeyecek şıkkımız bu. Cevabımız C o yüzden. Geldik 15. soruya. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda toprakları dışında müttefiklerine yardım etmek amacıyla savaştığı cepheler aşağıdakilerden hangisidir? Yani kendi açtığı değil, e, müttefiklerine. Kimdi müttefikleri? E, Almanya ve Bulgaristan değil mi? Bunlara yardım etmek amacıyla hangi cephelerde savaştık? Biz biliyoruz ki arkadaşlar Suriye, Filistin, Çanakkale, e, Kanal ondan sonra Kafkas, Yemen bunların hepsi Osmanlı'nın kendi cephesi. Osmanlı'nın kendi cephelerini bilirsek yardım ettiği cepheler de ortaya çıkıyor. No, ne yani? Galicia ve Makedonya. Cevabımız Ceyhan diyoruz. Arkadaşlar bugünlük soru çözümümüz bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.